Rusya'nın işgal için harekete geçmesinin ardından konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna'nın her vatandaşı ülkenin geleceğini belirleyecek, Ukraynalıları orduya katılmaya çağırıyorum dedi. Avrupa Birliği liderleri, Ukrayna'ya adaylık statüsü verilmesini görüşecek. Ukrayna'daki Türk hazır giyim markaları dükkanlarını kapatmaya başladı. Kararların güvenlik sebebiyle alındığı belirtildi. Daha önce de tepki çeken paylaşımlara imza atan Rus gazeteci Simonyan, bu kez de Rusya'nın Ukrayna'nın işgali için harekete geçmesine ilişkin olarak bu standart bir geçit töreni provası, sadece bu yıl geçit törenini Kiev'de düzenlemeye karar verdiler paylaşımında bulundu. Rusya, bu sabah Ukrayna'nın Donbas bölgesine özel harekat başlattı. Ukrayna'nın Vinitsia kentinde bulunan mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Rusya'nın Ukrayna'ya özel operasyon düzenlemesinin ardından saldırmayacağız, kendimizi savunacağız diyen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bir açıklama daha yaparak dünya liderlerini Putin'e yaptırım uygulamaya çağırdı. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi sonrasında açıklamalarda bulundu. Michel, Rusya Devlet Başkanı Putin'e seslenerek bu savaşı derhal durdurun dedi. Rusya'nın Ukrayna'nın Donbas bölgesini işgale başlamasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya askeri operasyonlarına derhal son vermeli şeklinde bir açıklamada bulundu. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Polonya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal için harekete geçmesini kınarken, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Borrell, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'nın en kara günü dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Denizli'deki programını yarıda kesti, CHP Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplanacak. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyonun ardından Denizli programını yarıda keserek Ankara'ya dönme kararı alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, meclisi acilen toplamak gerekiyor, Montreux Antlaşması'na bağlı kalınması lazım açıklamasında bulundu. Rusya ve Ukrayna'yı kastederek ikisinden de vazgeçemeyiz diyen AKP Genel Başkanı Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'nın Donbas bölgesine operasyon başlatması sonrası güvenlik zirvesini toplama kararı aldı. Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki askeri harekatı sonrası Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşlarını uyardı. Evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği'nden Türkiye'ye çağrı geldi. Stratejik ortağımız Türkiye'yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi desteklemeye çağırıyoruz açıklamasında bulunuldu. PTT, vatandaşların hızlı geçiş sistemi etiketlerini PTT şubelerinden temin edebildikleri gibi bankalar tarafından da kendilerine ait hızlı geçiş sistemi etiketlerinin müşterilerine verildiğini bildirdi. İyi Parti, Zonguldak İl Teşkilatı'nın çeşitli kademelerinde görev yapan bazı isimler partilerinden istifa etti. İyi Parti'den istifa edeceğini açıklayan İl Disiplin Kurulu Başkanı Asım Tazegül, istifaların önümüzdeki günlerde yeni isimlerle devamının geleceğini iddia etti. Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine girmesi sonrası gram altın 888 Türk lirasını gördü. Ons altın ise 1.940 dolar seviyesinde bulunuyor. Ukrayna sınırında haftalardır süren gerilim sonrası korkulan oldu. Rusya Ukrayna'yı işgal etti. Kuzey Karadeniz'de yaşanan son gelişmeler sonrası dolar 14, euro 16 seviyesini aştı. Borsa İstanbul'da ise işlemler geçici olarak durduruldu. Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi bir süredir yükselişte olan akaryakıt sektörünü de vurdu. Ekonomist doçent Dr. Oğuz Demir, akaryakıt fiyatlarının mevcut durumdan etkileneceğini ve yarın gece itibarıyla benzine ve motorine büyük zam yapılacağını duyurdu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik harekat emri vermesi sonrasında Ukrayna'da yaşayan Türk öğrenciler ülkede mahsur kaldı. Can güvenliklerinden endişe ettiklerini açıklayan öğrenciler, bize yardımcı olabilecek herkes yardımcı olsun, şu an evimizin ilerisine düşen füzeleri çıplak gözle görebiliyoruz. Bizim tek beklentimiz bir tahliye olması,
karayoluyla ayrılmayı düşündük ancak bize bunun güvenli olmayacağını söylediler, bir an evvel ülkeye ve ailemize geri dönmek istiyoruz diye konuştu. Adalet Bakanlığı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Türkiye'ye iadesi için, geçici tutuklanmasını talep etti. Konuya ilişkin gazeteci, İsmail Saymaz'a konuşan Sedat Peker, Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri, beni bilgilendirmedi, Türkiye'deki avukatlarımı, bilgilendiren makam yok, hiçbir şey hukuka uygun olmadığı için, iade edilir miyim, edilmez miyim, tarzındaki soruya verebilecek cevabım yok, her şeye hazırım dedi. İngiltere Premier Lig takımı Manchester City'nin Ukraynalı futbolcusu Oleksandr Zinchenko ülkesi ile Rusya arasında gerilim nedeniyle ülkem Ukraynalılara ait ve kimse onu asla sahiplenemeyecek ifadesini kullandı. Londra'daki Sotheby's müzayede evinde yapılan açık artırmada Los Angeles Lakers'ın eski yıldız oyuncusu Kobe Bryant'ın 81 sayı attığı maçın ısınmasında giyindiği tişört 277.200 dolara satıldı. Sizlere daha çok haber sunabilmek için kanala abone olmayı ve videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.